Asena'nın mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlamadan önce kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Bugün oldukça farklı ama çok kolay bir tarifle karşınızdayım. Tarifim için 2 adet yufka kullanıyorum. Yufkalarımı gösterdiğim şekilde katlıyor ve evin en keskin bıçağı ilan ettiğim bıçağı elime alarak yufkalarımı göstereceğim şekilde doğruyorum. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olarak beğeni ve yorum bırakarak sosyal medya hesaplarınızda arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bana destek olan takipçilerime çok çok teşekkür ederim. Bu şekilde üst üste koyarak doğrarsanız çok daha rahat doğranacaktır. Gösterdiğim şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Eğer daha fazla elinizde yufka varsa daha fazla da kullanabilirsiniz. Ama kabarık olsun istiyorsanız mutlaka büyük bir borcam kullanmayın. Küçük bir borcam kullanın derim. Yani kullanacağınız yufka miktarına göre değişebilir. Aslında çat kapı gelen misafire kolaylıkla yapabileceğimiz bir tarif. O yüzden özellikle yapmanızı denemenizi tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesi. Sosu da çok kolay oluyor ve çok çok lezzetli oluyor. Ben genellikle bu tarifimi yırtılmış olan yufkalarımdan yapıyorum. Börek vesaire yaptığım zaman genelde aralara koyarım yırtıkları. Ama çok fazla elimde kaldığı zaman da bu şekilde değerlendiriyorum. Artık yufkalarımı doğradığıma göre sosunu hazırlayabilirim. Bunun için 1 adet yumurta ve 3 yemek kaşığı dolusu yoğurt kullanıyorum. Yarım su bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Dilediğiniz bütün baharatları ekleyebilirsiniz. Ben kırmızı biber, pul biber, karabiber ve tuz kullandım. Her biri birer çay kaşığı. Ve küçük küçük doğramış olduğum maydanozlarımı da içerisine ekliyor ve bütün malzemelerim özdeşene kadar güzel bir karıştırıyorum. İçerisinde hiçbir topak kalmayacak şekilde karıştıralım ki iyice birbirine girmiş olsunlar. Tabi olmazsa olmazım maden suyu. Bir kahve fincanı kadar da maden suyunu içerisine ekliyorum ve yine bir güzel bir harman olsun bir güzel bir karışsın diye tamamıyla çırpıyorum. Ve çok büyük, çok da küçük olmayan bir borcam kullandım. Ben çok çok kalın olsun istemedim. Sizler eğer katlı olsun, daha kalın olsun istiyorsanız küçük bir borcam kullanın 2 adet yufka için. Borcamımı yağladım ve içerisine doğramış olduğum yufkalarımı gösterdiğim şekilde bir seriyorum. Üst üste gelmesin yufkalar mutlaka gösterdiğim gibi şöyle bir çırparak içerisine ekleyin ki şöyle hani dağınık dursun. Ve hazırlamış olduğum sosumu gezdiriyorum üzerinde. Tabi bu arada unutmayalım sosumuzu ikiye ayıracağız. Bir tanesini orta bir tanesini üst kısmı olacak şekilde dökmemiz gerekiyor. Eğer daha fazla katlı yapacaksanız da mutlaka en üst katına da bu şekilde sosu ayırmış olun. Tabi bu şekilde sosum her yerine gelmesine özen gösteriyorum. Kepçemle biraz üzerinde bir gezdirdim. Ve son olarak ikinci katımı üzerine ekliyorum. tekrardan sosumu gezdiriyorum. Ama burada sosun her tarafına gelmesi önemli çünkü kızarmasını istiyoruz. Kızarması için sosun her tarafına gelmesi gerekiyor. Tabii bu şekilde gelmeyecektir. O yüzden ben de fırça yardımıyla her tarafına gelmesine yardımcı oluyorum. Bu aşamada mutlaka fırınımızı ısıtmış olalım. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında kızarmaya bırakacağız. Sonrasında servis edebiliriz. Bunu dilerseniz ıspanaklı da yapabilirsiniz. Ya da kıymalı istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Yufkayı sermektense bu şekilde doğrayabilirsiniz. Ve ben son olarak üzerine susam ve çörek otu serpiştiriyorum. Artık fırınıma vermeye hazır hale getiriyorum. ve artık tarifim hazır. Görüntü olarak da, lezzet olarak da kesinlikle üst düzey bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni bu video ile tanıdıysanız başka tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. İnşallah başka başka tariflerimde tekrar tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.